Allah, tek ve büyük yaratıcı, hikmet, kuvvet ve iktidar sahibi Yüce Allah, altlarından ırmaklar akan ebedi cennetleri samimi kullarına vaat etmiştir. İslam, tüm insanlara kurtuluş olarak gönderdiği ilahi nizam. Ebedi saadete ulaşmamız için bizlere gönderdiği ilahi reçete. Tüm parçaları tamamlanmış bir cennet yolu. Ve bu yolun yolcuları Müslümanlar. Biz insanlar daima en iyisini, en güzelini isteriz değil mi? Gençliğimiz olsun, hatta hiç ölmeyelim. Sağlığımız olsun, evimiz, arabamız, çocuklarımız olsun. Hep mutlu olalım. En güzel yemekleri yiyelim, hiç hasta olmayalım. Kimseye karşı muhtaç ve fakir duruma düşmeyelim. Yani cenneti isteriz. İnsan cennet için yaratılmıştır. Orayı hak edelim diye de yaşadığımız bu geçici dünya. Fakat cennete gitmelerinin tek yolu iman etmek ve ilahi rızayı kazanmaktır. Yani Allah'a, peygamberlerine, kitaplarına, meleklerine, kaza ve kadere, hayrın ve şerrin Allah'tan geldiğine inanmamız gerekir. İslam nimetinin uzaklarında, Avrupa'nın Almanya'sındaki Hamza Pierre Vogel, İslam'la şereflenmiş bir din kardeşimiz. İslam nimetini kabul etmek çok güzel bir başlangıçtır. Belki de başlangıçların en güzeli, öyle değil mi? Yeniden doğmak, ufuklara yeniden bakmak, İslam ahlakıyla ve insanca. Peki Müslümanlığı seçenler nelerle karşılaşıyorlar? Bir düşünelim. Asrın sahabesi Hamza'nın başına gelenleri birazdan takip edeceğiz. Peki Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın sahabelerinin başına neler gelmiş? Çileli yıllarda ne olur aklımıza getirelim? Taşlananlar, yuhalananlar, kendi babasından, annesinden zulüm gören insanlar. Hepsi bu yeni başlangıç için değil miydi? İşte bu sıkıntılı ve debdebeli hayatı Hamza bakın nasıl yorumluyor. Benim adım Pierre Vogel. Müslüman olduktan sonraki ismim ise Hamza. Müslümanın kendisinden bahsetmesi çok hoş bir şey değil. Dolayısıyla isterseniz başkalarının benim hakkımda söylediklerini nakledeyim. Burada Almanya'da ilkokul 1. sınıfta öğrenciye not verilmiyor. Öğrenci hakkında sadece değerlendirme yazılıyor karneye. 1. sınıfta öğretmenim benim hakkımda şakalarım ve dürüstlüğümden dolayı öğrenciler tarafından çok sevildiğimi yazıyordu. Evet, bu yazılanlar benim genel karakteristik özelliklerimdir. Benimle insanlar çok gülüyor. Diğer bir özelliğim ise çok dirençli olmam. Başkalarının benim hakkımda dürüst, hırslı ve adil diyorlar. Bir şeyi yapmak istediğimde onu kesin yaparım Allah'ın izniyle. Zayıf noktalarıma gelirsek fazla konsantre olamıyorum. Örneğin sohbetlerimde kendimi bir konuya o kadar çok kaptırıyorum ki o an dünyadan kopuyorum sanki. Etrafımdaki insanları fark edemiyorum. Bazen bana sorular sorduklarında cevap vermediğimde bana kırılıyorlar. Halbuki ben onları fark edemiyorum bile. Diğer bir kötü özelliğim de çok çabuk sinirlenmek. Özellikle birileri bana baskı yaparsa. Örneğin bazen sohbetlerime hazırlanırken ve sohbet verirken insanlar beni ısrarla yemeğe davet etmeye çalışıyorlar. Bir veya iki kere olunca bu normal ama 3-4 defa zorla davet ederlerse bu insanı yoruyor. Ben bunu belli etmemeye çalışıyorum. Bazen de izah etmeye çalışıyorum ve diyorum ki ben buraya sohbet etmeye geldim, yemeğe değil.
Bu izahatımı anlayışla karşılayanlar var ama anlayamayanlar da oluyor bazen. İnsanlar benimle hoş sohbette bulunmak istiyor. Benim için bu önemli değil. Tek önemli olan kutsal davamız, yani İslam'ın anlatılması. İslam nimetini sonradan kabul etmek, hayatın bir dönüm noktasıdır aslında. Belki de bir başlangıç. Has temiz duygular vardır ama aynı zamanda zor günler. Sahabe efendilerimiz yaşadılar bu zorlukları. Bazıları taşlandılar, bazıları hakarete uğradı. Evlatlıktan reddedildiler. Babalarıyla ve kardeşleriyle savaşmak zorunda kaldılar. Zor günlerdi belki ama umut dolu günlerdi. Biliyorlardı İslam'ın tüm dünyaya yayılacağını. Bu zorlukları ve ailelerinden aldıkları tepkileri sonradan İslam'ı seçen hemen herkes yaşamaktadır ne yazık ki. Avrupa'nın hızla İslamlaşması toplumda acaba benim oğlum, kızım da mı Müslüman oldu sorularını getirmektedir gayrimüslimlerin aklına. Hemen hemen herkes ne tepki vereceğini düşünür oğlu, kızı Müslüman olursa. Almanya'da da olan bu durum Hamza kardeşimizi de etkilemiş. Kendisi Müslüman olduktan sonra çevresinin verdiği tepkiyi şöyle dile getiriyor bu samimi kardeşimiz. Elhamdülillah Müslüman olmam Müslümanları çok sevindirdi. Müslümanların tepkisi çok pozitifti. Çok sevindiler. Halbuki bunların bazıları dinlerini tam olarak yaşamıyorlardı. Ben Müslüman olduğumu hiç kimseye anlatmadım. Bir gün Köln'de bir camiye gittim ve orada bir arkadaşımı gördüm. O benim Müslüman olduğumu herkese anlattı. İçki içen Müslümanlar bile buna çok sevindi. İleride dini tam yaşayıp sohbetlerde bulunduğum zaman bazıları bana bunu çok ciddiye aldığımı ve bunu çok sert konuştuğumu söylediler. Ben Müslüman olduktan sonra kadınlarla olan kötü ilişkilerimi kestiğimi söyledim ve bunun için evliliği bekleyeceğimi ifade ettim. Bu sözleri duyan bir Müslüman benim çok aşırıya gittiğimi söyledi. Allah muhafaza, bunu söyleyen bir Müslümandı ve ben bir Müslümanın nasıl böyle konuşabildiğine şaşırmıştım. Bana birisi dinimi sorunca Müslüman olduğumu söylüyordum. Yoksa çok fazla dillendirmiyordum. Çok yakın arkadaşlarım biliyordu. Müslümanların çok aşırı sevinmeleri beni rahatsız ediyordu. İslam benle şeref kazanmadı ama ben İslam'la nimetlenmiş ve şereflenmiştim. Ben bir eğitim kampına katılmıştım. Bu kampta çok ünlü boksörler bulunuyordu. Bunlardan Sven Otke ve Uli Wegner, Hristiyanlığın protestan mı yoksa Katolik mezhebine mi bağlı olduğumu sordu. Daha ben cevap vermeden arkadaşım Cengiz Koç benim Müslüman olduğumu söyledi. Herkes buna şaşırmıştı. Orada Rudiger May bana domuz eti yediğim için iyi bir Müslüman olmadığımı söyledi. Ben ona ne zaman benim domuz eti yediğimi gördüğünü sordum ve o görmediğini söyleyerek kendi lafını yutmak zorunda kaldı. Ailemin tepkisine gelirsek, ben birden Müslüman olmadım. Daha Müslüman olmadan önce İslam'ı çok araştırıyordum ve çok okuyordum. Yani bir gün eve gelip birden ben Müslüman oldum demedim. Önce Müslüman oldum, dinimi yaşadım ve insanlar bunu kendileri fark etti. İlk fark eden annem oldu ve annem bunu çok güzel karşıladı. Genelde tepkiler pozitif oldu. Annelerimiz, cennetin ayaklarına serildiği baş taşlarımız. Annelerin yüreği çok şefkatlidir ve merhametlidir biliriz. Hamza'nın annesi de öyleydi. Hamza sadece annesinin İslam'ı seçtikten sonra kendisine vereceği tepkiden endişeliydi. Ama hiç de öyle olmadı. Mein Name ist Sabine Vogel, ich bin die Mutter von Pierre Vogel. İsmim Sabine Vogel. 1960 Köln doğumluyum. Annem ev hanımıydı. 5 kardeşim var. Bir kısmı öldüler. Tipik bir Alman ailesiyiz. Şu anda kendi restoranımızı işletiyoruz.
Oğlum Pierre'i çok seviyoruz. Babası ve ben onunla gurur duyuyoruz. Pierre çocukluğunda da çok sevimli fakat bir o kadar da azgın bir çocuktu. Her şeyi bilmek ve öğrenmek istiyordu. Bir şey öğrenmek istedi mi onu defalarca sorar, cevabını alıncaya kadar susmazdı. Çok zeki ve bir o kadar da kendisine özgü, prensipli bir çocuktu. Okulda ona dağınık profesör derlerdi. Bunun nedeni ise her türlü şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünürdü ama ceketini de okulda unuturdu. Çok sevilen bir çocuktu. Her gittiği okulda çok sevilirdi. Yatılı okulda okurken öğrencilerin okul sözcüsüydü. Liderlik yapısı her zaman güçlü biriydi. İnsanları etrafına toplamayı ve onları yönetebilmeyi bilen bir yapısı vardı. Bence bunun ana sebebi çok açık yürekli ve dürüst olmasıydı. Pierre'in sert ama sevecen yapısı her zaman aile içinde konu olmuştur. O dönemle ilgili bir anımızı anlatayım sizlere. Ondan 5 yaş küçük bir kız kardeşi var. Her zaman her şeyi istiyordu. Bir gün balık tutmaya gitmiştik. Kızım oltayı istiyordu. Pierre ona olta kullanmayı en ince detaylarına kadar uzun uzun anlattı ve dikkat etmesini istedi. Ama Joy dikkat etmedi ve oltayı düşürdü ve Pierre tekrar alamadı. Kız kardeşine dönerek sert ama o sevecen tavrıyla kız kardeşine kızdı. Bu olayı biz videoya almıştık ve uzun bir süre izledik. Ben oğlumla çok gurur duyuyorum. Hem okul hayatında hem de spor hayatında çok başarılıydı. Ailemizin gurur kaynağıydı o. Pierre birden gelip ben Müslüman oldum demedi. Her zaman başka dinlere ilgi duyuyor ve çok okuyordu. Uzun süre İslamiyet hakkında okuduğunu biliyordum. Ve Kur'an-ı Kerim'i okuyup beğenmişti. Onun kendi hayatı ve kendi kararıydı. Bizim bildiğimiz bir şey vardı, o da aldığı bu karar onu ilgilendiriyordu. Benim için önemli olan çocuklarımın mutlu olmasıydı. Ve bu karar oğlumu mutlu ediyorsa ben de kendimi mutlu sayıyordum. Babası biraz şok olmuştu. Bunun nedeni ise boksörlüğü ve sporu bırakmasıydı. Babası için onun spor yapması ve başarılı bir boksör olması bir gurur kaynağıydı. Ama çocuklar anne ve babalarının istediği hayatı yaşamak zorunda değillerdir. Aslında Pierre'in kişiliği Müslüman olduktan sonra çok fazla değişmedi. Zaten çok düzgün bir ahlaka sahipti. Değişen şeyler sakal bırakması, namaz kılması, din hakkında çok okuması ve bu konuyla çok ilgilenmesiydi. Ve tabii ki domuz eti yemedi. Bunu Müslüman olmayan birçok kişi de yemiyor. Zaten alkol ve sigara kullanmıyordu. Bence Pierre için çok fazla şey değişmedi. Dann später, ich glaube, das war Ende 2002. Eğer yanlış hatırlamıyorsam, 2002'nin sonunda Sörland Box Promotion'la olan kontratım sona erdi ve boksu bırakmayı düşündüm. Bunun üzerine gazetede şöyle bir yazı çıktı. Şimdi sadece Allah için savaşıyorum. Yazının içinde artık boksörlüğü yapmayacağımın, bunun nedeninin bir insanın yüzüne vurmanın yasak olduğu yazıyordu. Bu haberle birlikte artık herkes benim Müslüman olduğumu öğrenmişti. Herkes benim delirdiğimi düşündü. Ama kimse bunu yüzüme diyemiyordu. Benden uzaklaştıklarını fark ettim. Çok samimi olduğum arkadaşlarımla bile artık uğraş sahalarımız değiştiği için görüşmüyordum. Örneğin ben camiye giderken onlar diskoya gidiyordu. Birçok insan bunu anlamadı.
Bu tepkiler benim umurumda değildi. Benim için tek önemli olan şey var, o da yüce dinim İslam'dır. Yüce Allah Kur'an'da Ankebut suresi 2. ayeti kerimede şöyle buyuruyor. İnsanlar sadece iman ettik diyerek sınanmadan bırakılacaklarını mı sandılar? Ve insanların efendisi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme de deli dediler. O yüzden üzülmedim. Müslüman oldum diye bir arkadaş grubumu kaybettim ama yeni bir arkadaş grubuna sahip oldum. Batı dünyası. Sözüm ona, modernliğin ve refahın, özgürlüğün kol gezdiği mükemmel yerler. Batılılar işte böyle görüyorlar kendilerini. Ve dünyanın hiçbir yerinde onlar kadar özgürlükçü ve modern insanlar yok. Ama zordur Batı'da Müslüman olmak. O özgürlük dünyasının içerisinde zordur sakal bırakmak, zordur namaz kılmak. İşte Hamza bu zorluklarla yavaş yavaş tanışmaya başlıyordu. Müslüman toplumları diğer tüm toplumlara örnek değil midir? Saygı, sevgi ve kadının değerinin aslı İslam'da değil midir? Kadının ve ailenin önemli olduğu yerde toplumun değeri de yükselir. Avrupa toplumları. İnsanlığı günah çukuruna batıran Batı toplumları. İnsanların saygısızca yaşadığı diyarlar. Sevginin ve hoşgörünün olmadığı dünyalar. Kendisini özgürlükçü tanıtan Batı toplumları, Müslümanlara gösterdiği barbarlıkla İmtihanını kaybetmiştir. Zordur Batı'da Müslüman olmak, sakal bırakmak, dinini yaşamak, ibadet edip İslam'ı yaşamak ve yaşatmak. İşte Hamza kardeşimiz, Batı medeniyetinin bu tutumuna karşı yaşadığı zorlukları şöyle anlatıyor. Biz Müslümanların çektiği sıkıntıların bir kısmı ya kendi yaptığımız hatalar ya da diğer Müslümanların yaptıklarıdır. Almanya'da hem din hem de ifade özgürlüğü var. Bunlar birçok İslam ülkesinde yok. Örneğin Almanya'da bir kız başörtüsüyle okula gidebilir. Bu Batı'nın görünen bir yüzü. Düsseldorf'ta bir müdür okuldaki kızlara bunu yasaklamak istedi. Kızlar mahkemeye gittiler ve kazandılar. Eşimin bir arkadaşı Peçe ile Köln'de üniversitede okudu ve mühendis oldu. Ama gittikçe terörle mücadele diyerek Müslümanları kısıtlıyorlar. Alman yetkililer, dinini yaşayan sakallı bir Müslüman ve terörist arasında farkı anlamakta çok zorlanıyorlar. Bunun nedeni ise medya tarafından yanlış bir bakış açısına sahip oldukları için. Bunun sorumluları da ılımlı Müslümanlar. Almanya'da birçok dernek var ve bu dernekteki erkekler dikkat çekmesin diye sakal bırakmıyor. Ve derneğin önde gelen isimlerinden bir kısmı Yahudiler ve Hristiyanlara İslam'ı anlatmamızın gereksiz olduğunu, çünkü onların da zaten Allah'a inandıklarını söylemişti. Bu İslam hakkında, İslam adına söylenmiş haince bir yalan. Böylelikle Müslümanlara zarar veriyorlar. İslami tebliğ etmek gerekiyor. Diğer taraf kabul edip etmemek de serbest. Ama bizim üstümüze düşen görevi sonuna kadar ne pahasına olursa olsun yerine getirmemiz gerekiyor. Ama Müslümanlar uyum sağlar ve dış görünüş olarak kendilerini belli etmezlerse, diğer tarafta olan sakallı Müslüman hemen terörist müdahalesi görür.